Öncelikle çok kısa bir süre aradan sonra yeniden Kabil'de olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Bunu ifade etmek isterim. Afganistan'da görev yapan tüm idarecilerimizin bir araya gelerek yıl planlamalarını yaptığı ve gözden geçirdiği toplantılarından biri olan 6. İdareciler İstişare Toplantısını burada icra ediyoruz şu an. 2018 yılında malumunuz vakfımız yoğun bir şekilde Afganistan faaliyetlerine başladı. Bu kısa süre içerisinde 6 şehirden 8 şehire çıktık. Okul sayımız da 12'den 24'e çıktı. Bu kısa sürede iki katı bir büyüklüğe erişmenin getirdiği de büyük bir heyecan ve nitelik artışını da görüyoruz ekibimizde. Öğrenci sayımız 3.000'lerden 6.000'lere arttı. Bu da bizim gerek eğitim alanında yapmış olduğumuz nitelikli insan gücü istihdamı, gerekse teknolojik yatırımların bir göstergesi, bir yansıması olarak görüyoruz. Afganistan'da inşallah bu güzel Türk-Afgan dostluğuna tarihten beri gelen birlikteliğe yakışır bir şekilde büyüme ve gelişme çalışmalarını devam ettireceğiz. Çok yakın bir zamanda Helmand ve Vardak'ta yine okulculuk faaliyetleriyle ilgili çalışmalarımızı başlatacağız. Özellikle ilkokul alanında bir yoğunlaşmayı da hedefliyoruz yakın dönemde. Bu yılın bir ayrı anlamı var bizler için. Türkiye ve Afganistan'ın ilişkilerinin 100. yılı. Bu yıl bizi ayrıca heyecanlandırıyor. 100. yıl etkinlikleri bağlamında da çok güzel. Gerek kamuya açık, gerekse kendi okullarımızdaki öğrenci, personel ve velilerimize yönelik çalışmalarımız söz konusu olacak. Afganlı dostlarımızın da ve yetkililerimizin de desteğiyle yakın bir zamanda mesleki ve teknik eğitim alanında da Maarif Vakfı Afganistan'da faaliyet göstermeye başlayacak. Bunun için ilk temaslarımızı yaptık. Teknik temaslarımızı yaptık bu seyahatimizde. Onların da çok yakın bir zamanda müjdesini vereceğimizi ümit ediyorum. Kabil'de olmak çok güzel ve inşallah yakın bir zamanda tekrardan bir vesileyle burada yeniden üst düzey ziyaretlerimizi gerçekleştireceğimizi belirtmek isterim. Teşekkür ederim.